Yunanistan'da devrimci mücadele terör örgütünün lideri Nikos Mazyotis yaralı olarak ele geçirildi. Başkent Atina'da silahlı soygun girişiminde bulunan Mazyotis polisle çatışmaya girdi. Atina'nın turistik bölgelerinden Monastiraki'de meydana gelen olayda bir polis ve iki yabancı turist de yaralandı. Yetkililer hafif şekilde yaralanan turistlerin Almanya ve Avusturya uyruklu olduklarını açıkladı. Görgü tanıkları Mazyotis'in soygun için peruk taktığını belirtti. Soygun için mağazaya girdiğinde başında peruk vardı fakat fırsat bulamadı, polis hemen ateş açtı. Çatışmada ağır yaralanan 42 yaşındaki Mazyotis'in kelepçeli olarak hastaneye kaldırıldığı gözlendi. Devrimci Mücadele Örgütü 2003-2010 yılları arasında gerçekleştirdiği eylemlerle ismini duyurmuştu. 2007'de Atina'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine bombalı saldırı düzenleyen örgütün lideri Mazyotis 2010'da tutuklanmış ancak 2012 yılında davası devam ederken serbest bırakılmıştı. Son birkaç yıldır Nikos Mazyotis Yunanistan'da en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı. Tutuklanması terörizme büyük bir darbe vurdu. Ülkedeki terör sorunu bombalı saldırılar ve silahlı soygunlarla zaman zaman kendini hatırlatıyordu. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.